Herkesin sorduğu küpeler burada. 420 euro. Gel kız yanıma, gel kucağıma. Hangi aşkı memnun karakterisin? Günaydın. Hava çok güzel. Ben şimdi işten geldim. Bazen spora gideceğim. Ama önce takvimler. Bugün 9'dayız. Bu arpeggio de caffeinato. Niye? Kafeinsiz bu. Bana şu an kafein lazım. Enerji lazım sporda. Neyse böyle. Mor bir kapsül. 9 şöyle uzun. Bence ayıcık çıkabilir bugün. Hayır. Yine bu çıktı. Fındıklı bir çikolata. Ve son olarak kozmetik takvimi. 9 şurada. Küçük. Yine parfüm çıktı. Ay bunu abim belki çok beğenecek. Oh my god, 3 gün arka arkaya parfüm çıkıyor galiba. Tamaine London markasından. Bunun şişeyi de çok güzel. Oh wow. Oh my god, şuna bakın arkadaşlar. Parfüm merak ettim şimdi. İnşallah. Çok ağır. Oh. Hacı yağ gibi kokuyor. Fiyatını çok merak ettim. Çünkü şişesine bakarsak lüks bir parfüm. Arkadaşlar bunun 100 milimi 420 euro. Şu an elimde sen altın de var. Sen de ya beğenmedim değil. Bakayım. Sadece çok ağır bir koku. Böyle hacı yağ gibi kokuyor. Abim böyle parfümleri sever, böyle ağır ama... Kadın için galiba. Bilmiyorum ki. Bak. Belki alabay. Ha evet. Uni. Unisex. Abine verin. Abine verin. Kapsül böyle mor gördüğünüz gibi. Benim de böyle bir bardağım var. Bunu Yaren almıştı bana. Onu da yapacağım kahvemi. Bu geçen de çıktı. Ben daha farklı çikolatalar bekliyordum. Uzun zaman sonra tekrar bu pofidik ceketimi giydim. Tight ve öklerim. Spordan sonra Stradivarius'a gidip jean bakacağım. Çünkü sordum size ve çoğu kişi Stradivarius'ta güzel jeanler var dedi. O yüzden bir bakalım. Şimdi 3 tane jean aldım. Bunu 2 renkte aldım. Bu renk de hoşuma gitti. Şimdi deneyeceğim. Bakalım olacaklar mı? İlk jean'i giydim. Ya çok güzel oldu şu bacak kısmından ama bel kısmından aşırı bol. Hep aynı sorunu yaşıyorum ben zaten. Ama şimdi mesela bir küçüğünü alsam bacaktan çok sıkacak. O yüzden maalesef olmadı. Tight'ın üstüne giyiyorum jeanleri. Bu da kapanmıyor. Ama bu da güzel oldu aslında. Bunun bir beden büyüğünü alacağım sanırım. Çünkü hoşuma gitti. Ve diğerini de alacağım. Onu da kemerle giyerim. Herkesin sorduğu küpeler burada arkadaşlar. Gümüş rengi de var galiba. Bakayım. Evet bakın, gümüş rengi de var. Ve aldım. Bir tane aldım çünkü diğerinin bedeni yoktu. Bakın burayı ne kadar güzel süslediler. Louis Vuitton. Işıklarla. Her yerde böyle çam ağaçları var. Çok güzel, ışıl ışıl. Şuraya da kurmaya başladılar. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama geçen sene galiba her gün o çam ağacını gösterdim. Ay bakın, annem en sevdiğim şeyi yaptı. Kuru patlıcan ve kuru kabak dolması. Bunlar kıymalı yaptı, bunlar benim. Garibim. Üçleri de kabağım varmış ya burada. Yok ben doyuyorum zaten. Ay bunlar çok tatlı, küçücük. O ilk giydiğim jean'in bir beden küçüğünü aldım. İnşallah olur. O ikinci jean'in de bedeni yoktu, yoksa onu da alırdım. Bu jean tam oldu arkadaşlar. Bakın gerçekten tam. Çok sevdim. Keşke diğerlerini de alsaydım. Başka renkleri de vardı. Ve şimdi daha önce bahsettiğim bu Ada setini deneyeceğiz. Bu bir işbirliği arkadaşlar. Ama ben daha önce hiç yapmadığım için çok merak ediyorum. Şimdi birlikte bakacağız. Burada... O şey var, bunu makineye koyacağız. Bayağı birkaç tane çıktı. Ve bu çubuklarla wax'ı uygulayacağız. Wax'tan sonra sürmemiz için. Bu da wax'tan önce sürmemiz için. Bayağı güzel bir ses. Oh my
makineyi fişe taktım. Bu şekilde açıyorsunuz ve burada derecesi görünüyor gördüğünüz gibi. Bunu en yüksek dereceye koyacağız ve bir paket wax koyacağız içine. Ve kapağını kapatıyoruz. Wax'ımız burada erimeye devam ediyor. Ben de o arada pre-wax uygulayacağım. Şu an en fazla tüy bacağımda var benim. Wax iyice eridi gördüğünüz gibi. Derecesini kıstım. Şimdi ilk önce elimizde deneyeceğiz sıcaklığı iyi mi diye. Ondan sonra da başlayacağız. Evet, sıcaklığı iyi. Tüyler hangi tarafa doğru uzuyorsa öyle uygulamanız gerekiyor. Yani aşağı doğru ve birazdan alttan başlayıp yukarıya doğru çekeceğiz. Tüylerin ters yönüne. Wow, hepsini aldı. Baksanıza. Ve gerçekten hiç acımadı. Ooh, I like it. Şöyle yakından da göstereyim size. Tüyleriniz biraz uzanmış olması lazım. Mesela burada birkaç minik tüylerim var. Onlar iyice uzatsın, öyle alınması gerekiyor. Şöyle çok yakından da göstereyim size. Tüm tüylerimi görüyorsunuz şu an. Gerçekten hepsini alıyor. Ve bitirdim. Tüm bacağımı yaptım. Şimdi son olarak After Wax uygulayacağım. Bu da nem veriyor. Ve benim cildim hassas. Hassas bir cilde de uygun bu wax yani. Ay bakın bacağım nasıl parlıyor. İlk kez ağda yaptım sizinle birlikte makinede ve o kadar kolay ki gerçekten çok sevdim. Ve artık ben bunu yaparım yani. Çünkü uygun dışarıda böyle tüy alma işlemleri gerçekten çok pahalı yani herkes ödeyemiyor. O yüzden böyle bir seti tercih ederim ben. Bir de farklı çubuk boyutları da var. O da güzel çünkü mesela şu küçüklerle yüzünüzü de yapabilirsiniz. Kullandıktan bir süre sonra tüyleriniz yok olacak çünkü tüy köklerini zayıflatıyor. O da çok güzel bir şey. Yapılışı çok kolay gördünüz. Acımıyor. Yani normalde herkes öyle işlemler acımıyor falan diyordu. Ben de tabii acımıyordur diye düşünüyordum ama gerçekten hiç acımıyor. Aşırı sevdim. Linkini aşağıya bırakacağım. Orada bulabilirsiniz. Biri bir videonun altına yazdı ki her videonda işte Aralok'ta her gün bir Hollanda'ca kelime öğret bize. Güzel bir fikir. Bugünün kelimesi mooi olsun. Mooi güzel demek. M-O-O-I diye yazılıyor. Ve biri de şey yazdı. Aslında niye V'lere yok nasıl da mesela video diyorum ya video olması lazım. Onun da nedeni burada Hollanda'da V var. W İngilizce. İşte ona V diyoruz biz. Biz yani buna F diyoruz. O yüzden ben de öyle alıştım. Oh yani. Çay takvimini tamamen unuttum. Onu şimdi açalım. Klasik çıkabilir. Klasik çıkmadı da. Aa yok. Black çay çıktı. Siyah çay. Onu yapalım. Aa sözümüz. Be proud of who you are. Evet. Annem diyor Türkçesini de söyle bari ben anlamıyorum. Kız İngilizce öğren. Kendinle gurur duy diyor aşkım. Kendinle gurur duyuyor musun sen? Her zaman. Ben de seninle çok gurur duyuyorum. Sen olmasan aç kalırdım ben. Anne takipçilerim seni çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Gel kız yanıma gel kucağıma. Gel gel kucağıma gel. Bak anne kokusu almam lazım. Aşkım. Sayfadın kız. Evet. Annem her gün yürüyüş yapıyor arkadaşlar. 10.000 attın mı bugün? Aferin sağ. Bakayım. Görünmüyor dur. Heh, bak bak nasıl öğrendi. Yok görünmüyor. Dur şöyle yapmam lazım. Ay. Heh. 11.370 Çok sıkıcı bir hayatım var arkadaşlar. Yani bu aralıkta pek bir şey yapamadım da. Ama hafta sonu belki İrem'le böyle Noel pazarları kuruluyor ya öyle bir pazara gideriz diye konuştuk. Ama daha bilmiyorum yani daha bakacağız.
Hafta sonu bir şeyler yaparız. Ama hafta içi hayatım gerçekten çok sıkıcı. Yani böyle. Bu arada çay çok güzel. Böyle baharatlı bir Türk çayı düşünün. Öyle bir tat aldım. Ay düşünsenize. Bir sevgilim olacak. Ve o YouTube'a mesela karşı çıkacak. İstemeyecek YouTube yapacağımı. Hüt hüt. Uzak. Hüşt. Yok ya ben yani öyle bir şey kabul etmiyorum. Ya büyük konuşmak istemiyorum ama zaten iki kişi birbirini seviyorsa hani onun işine falan saygı duymalı diye düşünüyorum. Ama yani olabilir yani niye olmasın? Herkes istemez galiba diye düşünüyorum. Bugün iş yerinde, geç yok kızı suçlamayayım şimdi. Bir kız geldi dedi ki ne kadar güzel porselen cildin var. Tak sivilce. Ama daha önce de vardı bu sivilce. Şimdi kızı suçladım tamam sorry. Yorumlarda da gördüm. Çok güzel cildin var. Maşallah görmedim. Ay bir sivilce çıktı şurada. Acayip acı arkadaşlar. Çok acıyor yani dokunmayacağım hiçbir şey yapmayacağım. Ay şimdi karşıma bir şey çıktı ve bunu yapmak zorundayım. Hangi aşkı memnun karakterisin? İşte birkaç soru cevaplıyorsun sonra karakter çıkıyor. Bihter'ini seç. Şu ilkini seçeceğim. Aşk sence en çok hangi kavrama benzer? Para, acı, köpeklik, denge, bağlılık, eğlence. Köpeklik ne ya? Para, bağlılık. Eğlence diyelim. Eğlence. Peki Aşk-ı Memnu Hollywood versiyonu çekilse hangi aktörün Behlül'ü oynamasını isterdin? Güzel soru. Brad Pitt. En uyuz olduğun karakter kimdi? Beşir uyuz değil. Beşir doğruları biliyordu hep. Yani Beşir akıllı. Matmazel tatlı kadın. Hilmi bu tuhaf bir adam. Bunu seçiyorum. Cemile de gıcıktı gerçi. Yok tamam. Şu adam hakkında düşünceler nedir? Adamın dibi. Bence çok salak. Ulan ben onun var ya of taş taş. Taş taş tabii ki. Son soru hayallerini anlatan renk kombinasyonu hangisi? Şöyle göstereyim. Hayallerimi anlatan mavi siyah yapıyorum. Niye bilmiyorum. Bihter Ziyagil çıktı. İnşallah sonumuz aynı olmaz. Aralık'ta videolarım ortalama 10 dakika. Ve bazıları daha uzun istiyor ama 10 dakika bence çok iyi bir şey. Çünkü benim haftalık vloglarım 15 dakika oluyordu. Yani günlük 10 yeter bence. Ama editi 1 saat sürüyor gerçekten. Hatta bazen daha uzun sürüyor. İşte editlen kalmıyor sadece. Kesmek falan kolay ama işte efektler eklemek, kapak foto falan filan müzik derken 1 saati buluyor kesin. Ama akşamları böyle odamda edit yapmak da hoşuma gidiyor. Böyle me time. Ve videoları 3 gün önceden çekiyorum. Mesela bugün 6 Aralık ama bugün 9'u çektim. Öyle. Yoksa arka arkaya çok zor oluyor çekmek, editlemek. Ve burada videonun sonunu çekeceğim. Yarın görüşürüz.